Hüdapar olarak bu hafta bir şehrin nasıl katledildiğini anlatacağız. Burası Halile'ye bağlı Konuklu bölgesi. Gördüğünüz gibi tarıma elverişli olan bir bölge imara açılmış. Urfa'nın etrafındaki dağlar bomboş ama dümdüz ova tarım arazisi maalesef imara açılmış. Burası da Eyübiye Millet Bahçesi. Gördüğünüz gibi burası da tarım arazilerinin üzerine yapılmış. Evet, burası da GAP Arena Stadı. Burası da tarım arazilerinin üzerine yapılmış. Ve işin garip tarafı, eski stad ile yeni yapılan stad arasındaki mesafe sadece 2 kilometre. Evet, sağ tarafımda şu tim, sol tarafımda ise Yeni Hal Pazarı var. Burası da tarım arazilerinin olduğu bir bölge. Bütün Urfalılar bilir. Kıpkırmızı toprakların üzerine Yeni Hal Pazarı'nı yaptılar. Ve burada da bir gariplik var ki, eski Hal Pazarı ile Yeni Hal Pazarı arasındaki mesafe sadece 1500 metre. Burada da ne kadar müthiş bir şehir planlaması yapıldığı herhalde görülüyordur. Ve burası ise dev teşti bölgesi. Gördüğünüz gibi evler kibrit kutusu gibi, hepsi yan yana. Bir evin damına çıktığınızda 15 ya da belki 20 evi çok rahat geçebilirsiniz damdan dama atlayarak. Ve burada 3 kat imar izni var. Yolun karşı tarafında ekranda görüyorsunuz, şu an benim sağımda yer alıyor. O tarafta ise 10 kat, 12 kat, 20 kat imar izni var. Bu da aslında cevap bekleyen bir mesele. Ve burası da Karaköprü. Evleri görüyorsunuz dip dip ve balkonlar iç içe bakıyor. Karaköprü nefes alamıyor. Zamanında imar planı oluşturulurken Karaköprü bir baştan bir başa ortadan ikiye ayıran tren hattı diye bir hat vardı. Fakat maalesef görüyorsunuz ki arka tarafta binalar yapılmış. Tam tren hattının üzerine yapılmıştı. Ve orası çok rahat kamulaştırılıp baştan başa şu an şehir içerisinde 6,5 kilometrelik bir park yapılabilirdi. Diyeceksiniz ki Urfa'da bütün bunlar neden oluyor? Tek sebebi var. Şehir yönetimi rant merkezli bir yönetim anlayışıyla yönetilince ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Peki çözüm ne? Çözüm çok basit. Şehir yönetimi rant merkezli değil, insan merkezli, insan odaklı bir yönetim anlayışıyla bu şehir yönetilirse o zaman bu sorunların hiçbirini görmeyeceğiz. Şimdi Şanlıurfa halkı adına bütün bu kararlara imza atanlara sesleniyorum. Sizler bu şehrin geleceğini çaldınız. Sizler bu şehrin kaderiyle oynadınız. Sizler bu şehri katlettiniz. Bütün Şanlıurfa halkı sizden gerekçeli bir cevap bekliyor.